Hepinize merhaba gençler, ben Ayarsız Tosba. Arkadaşlar bugün Ultra Obstacle kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Tolia Network'ü tanıtmıştık, orada devam edeceğiz demiştik arkadaşlar. Ultra Obstacle sıfırlanmış. Şurasındaki kitleri nereden aldım gösterdim gençler. Slash spam yazıyorum. Ve karşımdaki ödüller dediğinde günlük, 3 günlük ve haftalık ödülleri aldım da gençler. Onlar geldi. Şurada telafi ödülünü de alalım arkadaşlar. Elmas blok, en taşı sünger var. Ada kitimizi de alalım. Ha, dur veriyor şu an zaten ada kitlerini. Demir blok. Demirler. Oo, bir dakika izgo diyorum. Ha tamam bitti. Bir de kazmayı veriyor işte. Ada kit alındı. İyi oyunlar diyor. Gençler geçenlerde bir şey demiştim. Geçen tanıtım videosunda şeyde daha iyi demiştim. Bu ada şeyde vardı ya. Obstacle Block'ta vardı ya. Ultra'ya da bunu koymuşlar şimdi. Bir nevi benim sesimi duydular ne diyeceğim. Günlük şeyini açalım gençler. Kasamızı açalım. Ondan sonra bugünkü videomuzda bir başlangıç yapacağız arkadaşlar. Warp kasa diyorum. Kas diye bir şey yok, doğru. Kasa diye bir yer var. Günlükten neler çıkıyor ona bakalım gençler. Demir, altın, elmas, zümrüt ve tamam. Geçen tanıtımdaki baktığım şey. Hızlı açım var zaten. Hop. 3 tane altın spawner çıkmış. Güzel. Biz koy diyelim. Şunları da bırakalım. Geçti itemlerimizi kenara. Hop. Şimdi slash market miydi? Aynen. Bloklar diyoruz gençler. Paket buzumuzu alıyoruz. Daha fazla diyelim. Paket buz daha fazla. Paket buz daha fazla. Paket buz daha fazla. Alamıyorum. Paket buz. Daha fazla 3 stek de aldık mı? Şurayı dolduralım. Gençler slash auto sat. Gördüğünüz gibi bu şekilde hepsini aktifleştiriyoruz gençler, gördüğünüz gibi. Otomatik satışı açıyoruz. Hepsini açar diye şey varmış. Ha, kaktüs de var mesela. Hepsini kapatır var. Hepsi açıldı gençler. Oha, jackpot'taki parayı gördünüz mü? Slash jackpot. JP başlatayım. Zaten şu anda devam eden bir jackpot oyunu var diyor. Katılamadık ya. Katılsak iyi olurdu aslında. Bir çıkarsa var ya manyak parayı da. Neyse, biz işimize geçelim. Manyak para kazanmışsın, bakar mısın? Jackpot başlat diyelim. 20 lira koydum ben sadece. Bakalım. Şey gençler. Sünger miydi? Slash warp yazayım. Blok levelleri ile alakalı bir şey var mı ki? Kurallar, kasalar, edit, bit market, slash blok level. Blok level. Blok levelleri alakalı bir... Evet gençler, ufak bir oda baskından sonra 20 lira zarar girdik filan. Neyse ben sünger alacağım gençler. Sünger almayalım abi, daha sıkıntı. En taş alalım. Şimdi suda bir yanlışlık yaparız. Sünger emer suyu. Sıkıntı olmasın. En taşını aldık gençler. Geri kalan slotlarımızı paket buzla dolduruyoruz. Şurada ipeksi kazma vardı zaten. Şunu şuraya at. Ada fly yazıyorum abi. Adanın tam ortası burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Şöyle ortasını ayarladık. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi. Aslında bunu 8 yapacağız değil mi? Aynen. Burası son yer olduğu için su 8 blok akacak burada. Öbürlerini 7'şer yapacağız da diğer katlara. Bu 7 olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gençler hızlandırma hiç kullanmayacağım. Diyordunuz abi nasıl yapıyorsun nasıl yapıyorsun diye. Hiçbir şekilde bir dakika.
slash jp diyelim. Nasıl katılıyor oyuna? Şöyle yapalım be. Neyse ben anlatmaya devam edeyim. Sıfırdan işte gençler şimdi yapmaya başladık. Ama şimdi bir sıkıntı var direkt. 1, 2, 3, 4, 8, 3, 4, 7 bakın. Hop. Şöyle yaptığımızda zaten eşit bir şekilde ayarlıyoruz. 2 bölüm sürer büyük ihtimalle. 3 bölüme çıkmaz ya. Aynen 3 bölüme çıkmaz da 2 bölüm rahat sürer. Ve sunucuda şu an chunk loader var mı yok mu bilmiyorum gençler. Sistemi yapınca öğreniriz zaten. Şu etrafta gezine zaten killer forması. Artı şu an benimki zaten hile yok gençler. Bu lobby mod. Options. Şuradan lobby mod settings'ten lobby modun özelliklerini ayarlayabiliyorsun. Bu hile ile alakası yok zaten. Bunda killer oydu, milar oydu. Öyle bir özellik yok. Lobby modun ne olduğunu bilenler vardı. PvP'ci arkadaşların kullandığı bir şey. Ben PvP'ci değilim ama niye kullanıyoruz dedi. WASD şeyler ve XYZ'yi görmek çok hoşuma gidiyor. Artı şimdi otomatikman Optifine ile gelen bir şey olduğu için Optifine da Minecraft oynayıcılar için çok önemli bir şey gençler bilenler vardır. FPS'inizi artırıyor. O yüzden dolayı direkt lobby mod kullanıyorum. İlk katı bitirdikten sonra gençler şuradan şöyle tutuyoruz mesela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şunu alacağım. Şuradan bir tık yukarı çıkartıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuradan da bir tık yukarı çıkartalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şurayı kapat. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi ağaç sıkıntı olacağı için gençler şu ağacı bir yok ettiler. Ağaçlar daha doğrusu. Level diyeyim be. Slash C. 100M'den başlıyordun. Hop. Mesajlar yağıyor şuna yine. Şunu kapat zaten. Şu an oyunun sesi bana da gelmiyor gençler. Oyunun sesini kapattım ben. Slash Discord'dan güncellemeleri öğrenebilirsiniz diyor. Yok dediğini bir dakika in. Ha DS yok. Şeyden gençler. Önemli birinden gelmedi. Önemli biri yok da. Hayatımızda. Mesajlar ne geldiğini çok merak eden biriyim ben ya. Şurayı şöyle kapatacağız. İlk başta yapılması gereken gençler bu şekilde buraların kapatılması. Yani bana göre öyle. Tabi bunu herkes kendine göre bir hızlı yapım stili belirlemiştir. Bu benim kendime göre hızlı yapım stilim. Başkasına göre başka bir şekilde olabilir. Ona da bir şey diyemem. Çünkü herkesin kendi hür iradesi var. Herkese nasıl kolay geliyorsa öyle yapsınlar. Ama chunk loader yoksa bu sistem fazla bir işimize yaramayacak demektir. Chunk loader gençler adadaki bütün spamları çalıştıran bir mod. Mod demişim, plugin. Benim kadarıyla onun modu da var yani. Modlu su, yani spamlarlı modlu su şeylerde, serilerde kullanılıyor. Bu arada gençler hastayım çok kötü bir şekilde. Özür dilerim büyük etkisi oluyorsa yani geçmedi hastalık sağlık olsun diyorum ben. Şu günlerde zaten sıkıntılıyım gençler ya. Burayı da bu şekilde gençler ayarlıyoruz şöyle. Şöyle yapıyorum ya. Şeyde Sky Factory 4'te öyle oluyor ya gençler. Ona alışınca insan bu da garipsiyor. Bunu da garipsiyor insan. Şey ya şu baltanın da verimli olmayınca çok yavaş kırıyor ya. Şöyle yap. Ultra Ops zaten öyle odun falan lazım olacak bir şey değil bence bunda. Gider marketten alır veririz. Para kaynı demek oluyor. Da ben buna gençler bu
büyük farmı şeyde kullanmayı düşünüyorum. Kaktüs olarak kullanmayı düşünüyorum. Sonuçta kaktüsün geliri anladığım kadarıyla çok yüksek. Aşırı kaktüsün geliri var. Yani çünkü kaktüse çok önem verilmişse bir şey var ki önem verilmiş demektir. Sen işine yaramayan bir şeye önem vermezsin. Doğru mu gençler? Özür diler. O şekilde gençler şu ağacı da yok edelim. Şu an 11 dakika olmuş. Bir 20 dakika yaparız videoyu. Gençler en çok uzun olacak videolar şeyde Skyfactor 4'te. Öbür türlü bunun gibi oyunlardaki videolar kısa olacak. Hem sizi sıkmamak adına. Şu fazlalık oldu. Şuradan. Heh. Şu an zaten editte maşallah uzun sürecek oluyor gençler. Şu odaya girip çıkmalar çok sıkıntılı oluyor. Edit yaparken Camtasia Studio ile yapıyordum. O konuda kolaydı. Artık video programı değiştirince Camtasia Studio video programının çektiği videoyu kabul etmiyor. Yani uyum sağlamıyor. Başka bir programla edit yapmak zorunda kalıyorum. Bu programda da alışası kadar şu an gibi akla karayı seçiyorum mesela şu an. Zor ya gençler. Camtasia bayağı basit bir edit programı da. İşte son günlerde çok sıkıntı çıkarttı bizi de biliyorsunuz. Çok fazla videolarımızda donmalar olmaya başladı. O yüzden şu an donmasız bir şekilde oynadığımız bir şey. Bir de mikrofon ayarlasaydık iyiydi. Kimse bir şey demedi gençler ama ben internette biraz araştırdım. Ses kartı alacağım artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi şunu şuradan kır abi. Bir, yanlış bir şey yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir dakika. Şöyle. Yanlış yaptım yine. Şöyle. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mi onu tekrardan sayalım da. Sisteme geri dönmek çok sıkıntılı bir şey gençler. Hata yaptıysanız. 4, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zaten ada sınırları gençler şeyde korunuyor. Neydi bunun ismi? Kalkan diyeyim ben artık da. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam burası böyle olur. Nice, güzel. Bütün köşeleri sonuna kadar çıkartalım en iyisi. Buradan da olur. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Neyse bu arada kötü bir olay oldu bugün. Bu videoyu siz mesela ne zaman izliyor olacaksınız? Allah nasip ederse pazartesi izleyecek olacaksınız. Pazar gecesi oldu bu olay. Anlatacağım. Bisikletle geziyordum abi. Çocuğun bizim burada Selahattin Eyüp Tepesi diye bir yer var gençler. Bir dakika. 4, 5, 6, 7. Fazla da hızlı değildim. Ortalama 15-20 km hızla gidiyordum abi. Çocuk yola bir aniden atladı. Yani frene bassam da çocuğa vurdum. Onu da çocuğu hastaneye kaldırdık falan derken şu an onun şeyini bekliyoruz. Geceye kaldı video çekmemiz. Aslında geceye kalmasını hiç istemiyordum. Rahatça video çekmek istiyordum. Komşular rahatsız etmedi ama yine komşular rahatsız ediyoruz. Beş. Burada bak sıkıntı var demektir. 3, 6, 7, 3. 6 7 3 6 7 3 6 7 3 5 3 6 3 4 5 3 4 5 olmuyor bakın. Orası 3 4 5. Burada bir sıkıntı var demektir. Bilmiyorum kısa geldi bu taraf ya. Nedense. Çocuğun bacağı kırılmış gençler. Kaç 4,5 yaşındaydı çocuk. Ya abi çok kötü oldu ya. 3, 4, 5, 6, 7. Bela benim başımdan eksik olmuyor ya. 3, 4, 5, 6, 7.
Yani çocuk bacağı kırıldığı halde annesi daha çok ağıt yaktı. Tam anne canlı dayanamaz, ona bir sözüm yok da. Kadın iyice abarttı yani. Yani beni hapse aldırtmaya mı çalışıyor anlamam yani. Ondan hiçbir şekilde ben ceza yemem bile. 4, 5, 6. Orada zaten kameram kayıttaydı da tabii kayıtların bütün hepsini polis aldı gençler. Bu tür durumlarda kayıtları alır polis gençler, hiçbir şekilde bir daha size şey vermez yani, o kayıtları vermez, silerler. Yani silerler dedim, bizden silerler, kendileri kullanırız. Bir durum olduğunda davaya falan vermeye kalkarsa kadın mesela, o zaman alabiliriz ancak. Kayıtlarda görünüyor yani çocuğun beni önüme atladı. Yani koskoca yol. Bir dakika. Evet gençler, devam ediyoruz. Olayı dinletir miyim bilmiyorum telefonda. Çünkü karşı tarafın sesini duymayınca garip olabilir. İsmail abi aradı gençler de. Olayı sordu. Onların yanına gittim direkt kaza olduktan sonra. Onu sağ hastaneye geçtim ben de. İşte Allah kimseye göstermesin ya. Evlat acısı abi. Yani ne kadar ben haklı bile olsam, çocuk haksız bile olsa, ne olursa olsun yani, o çocuğa bir zarar geldi, benim içim acıdı. O annenin içi nasıl yanmasın? Bana bir zarar gelse benim de annemin canını yanar, biliyoruz. Hepimiz öyle yani. Sıkıntı ya, Allah beterinden saklasın. Elhamdülillah fazla bir sıkıntı olmadan bitirdik. Buralarda kaplayalım. Hop. Bir bölümde 3 kat mı çıkmış olacağız? Burayı, bu katları bitirince öyle oluyor aynen. Allah bereket versin ya. Ben yine yanlış bir klavye kullanıyorum. Dur, şunu kullanacağım. Şöyle ha. Biri şey gençler, mekanik klavye, biri düz klavye. Onları da ayarladım. İkisi de şu an takıl zaten. Şey için ayarladım bunları da. Biri video çekerken kullandım. Mekanik klavyeyi kullanmayı çok hoşuma giden bir şey gençler. Videoda da çok takır 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 ses çıkıyor. Rahatsız olunuyor. Ya be, kendi videomdan ben rahatsız olduğuma göre sizler de rahatsız olursunuz. Mantıken. O yüzden dolayı video çekerken ses olmasın diye diğer klavyemi de taktım. Jackpot başlatıp duruyorlar. Parabol zaten gençler, onda sorun yok. Herkes de parabol. Bende de parabol olacak ileride inşallah. Bakalım şey gibi, Farm Craft'taki gibi. Veil susturma yahu, o zaman suçu. Deneme mi yapıyor anlamadım ki. Ama Capstock açıp atarlarsa falan tabi mutlu yazmış. Bir dakika yiyin. Gece 2'den sonra küfür serbestmiş eskiden. Yine öyle yapın diyor çocuğun biri. Chatte yazdı. Mantıklı abi. Gece 2 olsa da 3 olsa da ne olursa olsun. Küfür küfürdür yani. Serbestlik. Ya zaten ananı bilmem ne bilmem ne yapayım dedi. Kendi anasına yatağa giriyor gibi bir şey oluyor. Kötü söz sahibine aittir diye bir laf var zaten. Kendi anasına yapmayı istediği bir şeyse buyursun diyelim, ne diyelim. Bu arada gençler, karanlık düşmemesi için yapacağım şeyi söyleyeyim. Sistem bittikten sonra yine yaparsak yine beraber yaparız da. Karanlık düşerse şu sıraları kırıp birer sıra şey gideceğiz. Deniz ve Fener döşeyeceğiz. Deniz Fener miydi? Öyle bir şey derdi. Aa, üzülüyorum gençler, çok fazla burnumu çekiyorum da aşırı gribim ya. Dayanamıyorum şu an zaten. Konuşmaya falan çok zorlanıyorum. İlla ki grip olmuştursunuz zaten, halimden anlarsınız. Sesim de zaten %95 boğuk boğuk geliyordur. Adam akıllı bir ses gelmiyordur. Bu grip benim polen alerjim olduğundan dolayı gençler, böyle yazın böyle çekip duruyorum hep. O gözüm ağrıyor iyice. Bayağıdır uyumuyorum ya.
Bir kızı çok sevmiştik. Ben bunlar yaparken abi böyle bir şey dinlemem lazım ya. Videonun da bir şey dinleyemiyoruz. İnsan uykusunu getirtiyor değil yani. Birincisi uykusunu getirtiyor. İkincisi canım sıkılıyor ya. Sadece farenin sesi, klavyenin sesini dinliyorum. Bir de bu sistemi çok aşırı yaptık ya gençler artık. İnsanın canını sıkıyor. Ne Allah nasip ederse bir daha inşallah bu sunucu sıfırlanmaz da yani. Bu sunucuda devam edeceğim abi. Hakan abinin sunucusu açılsa bile gitmeyi düşünmüyorum şu an. Çünkü gençler yani sunucu değiştirip değiştirip durursak bu sefer de sizlere sıkıntı çıkacak. Şu anlık Tolia'dayız. Büyük ihtimalle artık da Tolia'dayız. Tolia Network'teyiz. Hiçbir şekilde YouTuber'lık için başvuru yapmadım gençler. Düşünmüyorum şu anlık. Sizler gibi sıradan oyuncu olacağım. Allah nasip ederse. Evet, üçüncü katımıza çıktık. Güzel oldu. Şunları yok edeyim. Daha çıkacağımız katlar var gençler. Gözüm acıdı ya. İyiydi. Şuraya bir şey koyacağım. Buzları bir koyayım ilk önce şuraya. Şunları şuraya koyalım. Spawnlarımızda ne vardı? Altın var. Onu geç. Elmas blok. Ent taşı. Sünger. Demir blok. Süngerle ent taşı zaten level için gençler. Bir sünger koyayım bir de. Slash is level diyeyim. O baya sünger baya veriyor lan. Şu 13 tanesini koymam sebebi gençler şey için olacak. Para kasmam için olacak. Hop. 3 4 2 3 4. Üstünde durmaz diye umuyorum. Slap var zaten ama. Duruyor mu? Duruyor. Ne yazık ki o slap'i bir etik altına döşeceğiz yine. Burada slap yapabileceğim ne var? Tahta var değil mi yine? Şunu al. Facecraft vardı. Tamamdır. Şunları şöyle koyacağım. Şöyle hop. Bir dakika tekrar içine gir. Hop tamamdır. İşte konmuyor. Nasıl yapacağız diyecek olursak da şu suyu bir kapatacağım. Sifte basmaya korkuyorum gençler. Şeye alıştık ya iyice. Neydi onun ismi? Sky Factory'de sifte basınca full kırılıyor ya. Onun korkusu devam ediyor yani buzu seride bile. Açık olsun boşver. Normal şey şu koyun meşe herhalde o. Şu an açık yaptık ya. Üstünü full kapatacağım artık böyle açık durmasın. Dışına taşıyor zaten gördüğünüz gibi. O dışına taşması çok ucuma giden bir şey ya. Giriş zaten şurada var değil mi? Tamamdır hocam. Şu 52 tane elmas da at. Şunları alayım. O bayağı birikmiş lan direkt elmas bloklar. Hızlı çalışıyor spamlar. Sel. Hunt yapayım. Sel al mı yapacağız artık hızlı? 16 MS sattık. Kaç tane? 300 tanesinde. Bayağı iyi para ya aslında. Güzel para abi. Gençler bir videonun sonuna gelmiş ulan. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.